Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle saatler içerisinde hazır olacak nefis bir mor lahana turşusu tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen bu lezzetli turşunun yapılışına başlayalım. Öncelikle bir tane büyük boy mor lahanayı ortadan ikiye keselim. En üstteki yapraklarını ayırdıktan sonra lahanamızı ince bir şekilde doğrayalım. Bu tarifte benim yaptığım gibi yarım büyük boy veya bir tane küçük boy mor lahana kullanabilirsiniz. Ardından doğranan lahanaları genişçe bir süzgece aktararak güzelce yıkayalım. Şimdi suyunu süzdürdüğümüz lahanaları derince bir kaba alalım. Üzerine 3 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra lahanaların yumuşaması için elinizle yaklaşık 3-4 dakika boyunca ovalım. Bu aşamada lahanaların renginin elinizi boyamaması için eldiven kullanmanızda fayda var. 1,5 tane limonun suyunu lahanaların üzerine güzelce sıkalım. Limonlarınız bol sulu ise 1 limon da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sirkeyi de ilave ettikten sonra turşumuzu karıştıralım. Ben şu anda üzüm sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz elma sirkesi kullanarak da bu turşuyu hazırlayabilirsiniz. Tüm malzeme güzelce karıştıktan sonra kavanozlama aşamasına geçebiliriz. Lahanalarımızı sıkıca kavanozlara dolduralım. Şöyle arta kalan suyu da üzerlerine ilave edelim. Kavanozların ağzını sıkıca kapattıktan sonra mor lahana turşumuz neredeyse hazır. Ben 2 adet orta boy kavanoz turşu elde ettim. Lahanalarınızın büyüklüğüne göre veya kavanozların boyutuna göre bu sayı farklılık gösterebilir. Turşuyu buzdolabına kaldırdıktan sonra 2 saat içerisinde servis edebilirsiniz. Evinizde kısa sürede kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir turşu tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.